Herkese merhaba. Yine elimizde özel bir ürün var ve bu ürünü şu anda paket kutusunu açarak birlikte inceleyeceğiz. İçinde neler var göreceğiz ve ürünün detaylarını sizlere anlatacağım. Evet Nokia'nın Android tabanlı yeni akıllı telefonu Nokia X Android platformunu çok farklı bir tasarım ve deneyimle birlikte sunuyor. Nokia X Windows Phone'dakine benzeyen canlı kutucuklarla donatılmış bir ara birim kullanıyor. Bu ara birimle birlikte donanımında getirdiği güçle akıcı çalışan Nokia X farklı bir Android deneyimi yaşatıyor. Google'a ait ne varsa özenle ortadan kaldırılan işletim sistemiyle daha çok Windows Phone kullanılıyor gibi hissediyorsunuz. Yani elinizdeki telefon aslında bir Windows telefonu gibi bir his yaratıyor. Ama fark şu ki Android uygulamalarını da kullanabiliyorsunuz. Bir yandan da tabii kutuyu atalım. Evet telefonun farklı renk seçenekleri var. Bizim elimizdeki beyaz bir model. Telefonumuz çıktı. Evet her zamanki gibi tabii içinde bir şarj işine yarayan bir adaptör var, aleti var. Bunun dışında bir de son derece kaliteli iyi bir kulaklığı var. Tabii baştan söylemek gerekiyor telefon e, giriş seviyesi bir model. Fiyat olarak da zaten bunu belli ediyor. Telefonun içinde kolay kullanım sağlayan hem işletim sistemi hem de telefonu kullanmaya konusunda ipuçları veren küçük bir kitapçıklar bulacaksınız. Aynı zamanda tabii garanti belgesi ve e, diğer... Teknik dokümanlar da içinde yer alıyor. Bunu söyleyelim. Bunları geri koyuyoruz. Bunlarla bir işimiz yok. Telefonla işimiz olacak. Öncelikle telefonun tasarımına bakalım. Polikarbon gövden oluşan kasa pek çok renk seçeneğine de sahip. Böyle kullanıcılar kendi rengini rahatlıkla tercih edebiliyorlar. Boyutlarıyla da oldukça küçük olan Nokia X 115 mm uzunluğunda. Diğer yandan 128 gram ağırlığıyla da son derece hafif olduğunu söyleyebiliriz. Değiştirilebilen ince uzun bir bataryayı gövdesinde taşıyan telefon çift sim kart desteği ile dikkat çekiyor. Yani birden fazla operatör kullanıyorsanız yani iki operatörü birden bu telefonda bir şekilde kullanmanız mümkün görünüyor. Evet Telefonun micro SD kart girişi sayesinde 32 GB'a kadar yükseltmeniz mümkün. Böylelikle istediğiniz her şeyi telefonun içinde depolayabilirsiniz. Ee, bunun dışında başka neler söyleyebiliriz? Ee, Nokia X tasarımıyla oldukça tok bir görünüm sunuyor, bunu söyleyelim. Yalnızca üst kenarda bir kulaklık, alt kısımda da mikro USB girişini görüyoruz. Ee, sağ yüzde de ses ve güç butonları var. Yani telefonda o kadar fazla şey yok aslında bakarsanız. Tuş yok. Arkada e, normal dışarıya ses vermesine yarayan bir e, küçük hoparlörü var. Evet. E, Telefonun sadece arka yüzünde bir kamera olduğunu söyleyelim. Ön yüzünde bir kamera yok. Yani e, selfie çekmek için e, belki bu şekilde kullanamayacaksınız. Yani o anda göremeyeceksiniz <laughs> nasıl bir görüntü olduğunu. Selfiyi bu şekilde çekmeniz gerekebilir bu telefonda. E, 3 megapiksellik bir e, kameraya sahip. E, kamerası e, şöyle söyleyeyim. Fotoğraf baskısı yapmayı düşünüyorsanız e, size yetmeyebilir. Ama sosyal medyada paylaşmak için e, oldukça yeterli bir performans e, sunuyor. E, telefondaki e, işletim sisteminin Android olduğunu söyledim. Daha doğrusu Android uygulamalarını destekleyen özel bir e, işletim sistemi var içinde. E, Nokia kendi servisleriyle e, doldurmuş durumda bu telefonu. E, Nokia X beraberinde pek çok başarılı uygulama ve servisi de bulunduruyor aslında. Bunlar arasında e, haritalar, dahili e, sesli navigasyon içeren e, Nokia'nın Hear Maps e, uygulaması, 13 milyon şarkıya erişim imkanı sağlayan Nokia Mix Radio, ücretsiz bulut depolama alanı olan OneDrive ve Skype gibi hizmetler telefonda hazır biçimde geliyor. Diğer yandan Facebook, Twitter, Viber, WeChat gibi uygulamalar da telefonda yüklü olarak bulunuyor. Bunlar da tabii kullanıcılar için oldukça önemli avantaj anlamına geliyor. Tekrar kurmaları gerekmeyecek arayıp. Evet Nokia X söylediğimiz gibi giriş seviyesi bir telefon. Bu nedenle telefon performanstan ziyade farklı dinamiklere dikkat çekiyor. Nokia X 4 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranı sahip. Bu ekranda 480x800 piksel çözünürlükte bir görüntü sunuyor. E, telefonun işlemcisinden de bahsetmek gerekirse Qualcomm Snapdragon S4 işlemciden güç alıyor. 2 e, çekirdekli bir işlemci bu. 1 GHz hızında çalışan işlemci Android'de harla, harmanlanmış. Nokia X 1.1 işletim sistemi için son derece yeterli. Telefon giriş seviyesi bir model. E, yüksek performans ve pek çok farklı yeteneği bekliyorsanız belki sizin için biraz basit gelebilir. Ama fiyat performans açısından oldukça avantajlı. Pil kullanımı konusunda son derece iyi bir performans sunuyor bu telefon. Genel hatlarıyla böyle ve telefonu tabii ki hepsi burada kom üzerinde girip tüm detaylarına bakabilirsiniz. Bu videomuz dışında da telefonun teknik özelliklerini derinlemesine incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz ve telefonu zaten fiyatında. da Size de görüyorsunuz son derece cazip bir fiyata sahip bunları da eklemiş olalım.